Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Şehmuz var. Herkese selamlar. Şehmuz bilişim işiyle uğraştığı için, yani bilgisayarla içli dışlı olduğu için, öyle daha güzel bir tabir olacak. İçli dışlı olduğu için kripto para olayına da girdi. Yıllardır kripto para olaylarını takip ediyor. Öyle miymişim? Öyle. Ben de Şehmuz'un tavsiyeleriyle zaman zaman ufak tefek böyle küçük küçük yatırımlar yapıyorum. Hepsinde de ediyorsun. Aynen, hepsinde de kaybediyoruz. İnternette evet, biraz araştırma yaptım. Ya hani herkes çok resmi konuşuyor. Bunun eksik olduğunu gördüm. Ya biraz dünyadan örnek vererek gideceğim. Tutarsa tuttu de, tutmazsa tutmadı de. Artık yani hani sen ne söyleyeceğimi bilmediğin için ne tepki vereceğini de ben de bilmiyorum. Sana İnşallah tuttum. Yani eğer tutmazsa zaten bu video yayınlanmaz. Abi, blockchain teknolojisi nedir? Ya blockchain Türkçe karşılığı blok zinciri demek. Bizim şeyde yani kripto dünyasında da literatürde dağıtık veri tabanı sistemidir aslında. Verilerin depolandığı ve bir yerlere kaydedildiği bir sistem aslında, basitçe, en basit haliyle. Şimdi fazla işte aslında en basit hali bu da, biraz uzattım sadece, tek başına bir 15-20 dakikalık bir konudur zaten. Evet. Video fazla uzasını istemiyorum. O nedenle blockchain'e dünya diyebilir miyiz? Yani ekosistem dendiği için dünyada denebilir tabii ki. O zaman 1-1 iyi gidiyorum arkadaşlar. 3-3 yaparsam güzel bir yeri yakalayacağım ve seni kırmamadım. Şey, tamam diyorum ama. Ama ciddiyim yani hani şey için. Yani yakın örnekler tabii. Çok yani, geniş bir konu olduğu için. Aynen. Basitçe. Basitçe örneklendirdiğimizde dünya diyebiliriz. Yani dünya sistemi gibi düşünebiliriz. Ki benim en sonunda söyleyeceğimden sonra belki daha çok hak vereceksin bana. İnşallah vereceksin. Yoksa videoya yayınlanmayacağım zaten. Abi şimdi sanal para nedir? Sanal para değil aslında, kripto para durum. Pardon, özür diliyorum. Kripto para nedir? Kripto para da blockchain'ler üzerine inşa edilen akıllı kontratlar. Yani coin'ler diyeyim aslında. Basitçe. Üzerine inşa edilen derken? Yani blockchain bir ağsa, o ağ üzerinde çalışan paralara da biz coin diyoruz. Bunlara kripto para oluyoruz aslında. Yani bu coin, yani hani söylediğime eş değer bir şey olsun diye böyle diyorum. Evet. Coin birilerinin eliyle oraya konulan bir şey mi? Adı üstünde kripto olduğu, şifrelenmiş bir para olduğu için dijital sistemde bir blockchain, yani bir veri tabanı sisteminde tutulan paralar olduğu için haliyle bunlara elle tutulur şeyler diyemeyiz. Yani elle tutulur derken elle koymuş de, dediğime bakma şöyle. Bir sahibi var mı yani bu paraların? Cüzdan sahibi kimse, para onundur. Yani Ethereum'un sahibi var mı örnek veriyorum? Bitcoin'in bildiğim kadarıyla yok. Bitcoin yok, merkeziyetsiz olduğu için, ama Ethereum'un bir sahibi var. Tamam, o zaman şöyle, birkaç tane örnek verir misin bana kripto paraya? Yani birçok örnek var ama popüler olanlar Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche gibi birçok coin var, kripto para var. Sen kripto paradan örnek verdin, ben de dünyadan örnek vereceğim. Dolar, Euro, TL veyahut da ne bileyim, bütün ülkeleri dahil ediyorum. Ülkelerin para birimlerine sanal kripto para diyebilir miyiz? Yok, diyemeyiz. Onlar sanal paradır. Yani cebimizde duran para, fiziksel para, bankada duran para, dijital para. Tamam, ama şöyle benzetme olarak, mesela biraz önce blockchain teknolojisine dünya dedim. Hı. Dünyanın içinde var olan bir para olarak düşünürsek. Evet. Yani en sonunda kafan daha da berraklaşacak ama İnşallah sen anlamıyorsun, benim tamamlar için. İnşallah verdiğim örnekleri sonunda daha iyi anlayacaksın ve inşallah oturtacağız, bu videoda yayınlanacak diye düşünüyorum. Şu anda iyi gidiyorum ama burada takıldım. Abi, dolara, euroya, TL'ye eşittir Bitcoin, Ethereum, işte SHIB, bunlar diyebilir miyiz? Yani aynı, sonuçta aynı özelliği taşıyor, ikisi de para. Hayır abi, bunlar hisse senedi sonuçta. Devletler tarafından kabul görmemiş ki. Video yayınlanmayacak. Ne olur bunu kabul et. Tamam hadi ben burada şöyle geçiyorum. Devam ediyorum. Ya bunları şöyle söyleyeyim kısaca. İnsanlar artık kripto paraları birer yatırım amacı olarak gördüğü için, yatırım aracı olarak gördüğü için. Şu anda çok böyle bir ortamda, yani ülkelerde harcanabilir de değil. Haliyle insanlar alayım, kar edeyim, satayım gibi düşünüyorlar. Peki üçüncü sorudan sonra bu örneğimi oturtabilirim. Şu anda oturtamadım. Yani nasıl? Bitcoin eşittir işte diğer elle tutulabilir para birimleri dedim. Burada hayır, yanlış dedim. Ama belki oturturum. Bir deneyelim. Yani videoyu buradan kesip işte yayınlamıyorum demek istemiyorum. Abi son olarak, bak burayı şey yaptım. Hiç böyle hedeflemiyordum. Kafama takıldı. Son olarak mining nedir? Mining madencilik demek aslında. Blockchain içerisinde mesela Bitcoin kazıyorsan eğer,
O blockchain içerisinde her bir blokta belirli ödüller var. Sen işlemciyle, ekran kartıyla ya da bir ASIC miner cihazla o bloğa katılıp, o sisteme katılıp oradan katılım yaparak işlemcinin ve bilgisayarın kapasitesini kullanarak o bloktan kendi ödülünü alıyorsun. Bu ödül içerisinde yapılan işlemler, transfer ücretleri, işte kontrat imzalama vesaire, bunların tamamında miningçiler ödüllendiriliyor. Bu şekilde para kazanıyorlar. Zamanında işte Bitcoin ilk çıktığında belki işlemciyle bile kazılırken belli bir süre sonra işte zorluklar, her blokta zorluklar fazlalaştığından işin içinde işlem gücü daha yüksek ekran kartları girdi. Şimdilerde ise işlem gücü sadece madencilik üzerine kurulmuş olan işte ASIC miner gibi cihazlar kullanılıyor burada. Peki abi, burada şey dedin anladığım kadarıyla, bir sistem var, bir havuz var, o havuza giriyorsun, herkesle birlikte kazıyorsun. Ya bir solo havuz var. Aynen. Bir solo madencilik var, bir de pool madencilik, havuz madenciliği var. Hı hı. Çok büyük cihazların varsa tek başına madencilik yapabilirsin. Ama işte elinde 3-5 tane ekran kartı varsa o blokta tek başına bir şey bulman zor olduğu için sen belli bir havuza dahil edip birlikte kazma yapıyorsun. O havuzun tamam. Payını düşen alıyorsun. O havuza iş yeri diyorum abi. Senin bilgisayarına da sen diyorum. Evet. Bu dünyaya mining yapmaya mı geldin? Şimdi bu sözümü, yani zaten bu dünyaya mining yapmaya mı geldik sözü başlığa taşıyacağım inşallah. Video yayınlanacak olursa. En başa dünya dedik abi. Ekosistem diyelim ben de, eşittir. Eşittir ekosistem. Yani neye dedik? Bu blockchain'e bağlı çalışan her şey ekosistemdir. Tamam. O blockchain'e ihtiyacı olan. Yani dünya o zaman oturdu oraya. Evet. İkinci olarak para birimi dedik. Yani kripto para dedik. Yani değer saklama aracı olarak düşündüm. Şimdi söylediğim şeyle kafamda oturdum. Yani bir dolarla benzetme yapabilir miyim oraya? Yani doğru işte, olur mu? Dolar olmadan şu anda Bitcoin alamıyorsun. Hı-hı. Ethereum alamıyorsun. Yani aslında dolar olmadan ya da elinde bir para birimi olmadan herhangi bir şey satın alamadığın için eşittir diyemeyiz haliyle. Ama işte bunu bir altın gibi, gümüş gibi düşünebilirsin. Alsat aracı olarak, hisse senedi olarak ya da uzun vadeli yatırım olarak düşünebilirsin. Zira bir ara kafede ilk Bitcoin almaya karar verdiğimizi hatırlarsın. Bitcoin 7000 herhalde. Aynen. İşte o zaman kimlik onayı vesaireydi. O biraz çekindiniz diye almadık. Sizin yüzünüzden zengin olamadık. Ya o zaman burası tutmadı ama yaklaştı diyelim. Yani videoyu, videoyu yayınlamak için zorluyorum şey sınırları. Son olarak havuza iş dedik. Yani iş yeri dedik. İş yeri olarak adlandırabilir miyiz o havuzu? Yani bir bina olarak adlandırabilir. Senin de o binada bir dükkanın varmış gibi. Tamam, burası da hemen hemen oturdu o zaman. Yani videoyu yayınlamak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. En alta da işçi dedik. Yani o bilgisayar, mining yapan bilgisayara işçi dedik. Evet. Yani sen. Buraya oturtabildin mi sence? Yani. O bir zaman... ekran kartı bir işçi, iki ekran kartı iki işçi. He. İki abi iki işçi. Yani o zaman dediğime bir yerde başlıkla uyuştu. Sence yayınlamalı mıyız bu? Bence yayınlayalım. Niye yani yayınlayalım? Hani... Bitcoin içerisinde yer alan ekosistem dediğimiz blockchain teknolojisi, ondan sonra kripto para ve mining olayını sence güzel bir şekilde özetleyebildik mi? Yani yeterli mi dersen ama tabii şöyle, ki değil. Ben bu konuyu hiç bilmiyorum. Evet. Açıkçası biraz sen anlatırken kafanda oturdu mu benim söylediklerim? Yani oturdu, buna da yakın da, hatta ben sanal parayı bile denkleştiriyordum, pardon, kripto parayı. Eşittir diyordum ama ben sen eşittir demedin. O nedenle biraz karıştı. Onun evet. Dışında bir şey yok. Arkadaşlar izleyeceğiz. İzledikten sonra oldu dersek eğer, yani hani kimseyi de yanlış yönlendirmek istemiyoruz bu konuda. Eğer oldu dersek yayınlayacağız. Bu dünyaya mining yapmaya mı geldik diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Yürü be abi, kim tutar seni.